birlikte yapılacak evlerine Ukraynalı mültecileri kabul eden Polonyalı ailelere. Tabii bununla birlikte elbette mültecilere de tek seferlik olmak üzere bir maddi yardımda bulunulacak ve mültecilerin burada bürokratik işlemlerini kolayca halledebilmeleri için vatandaşlık numarasına benzer bir numara verilecek, kimlik numarasına benzer bir numara verilecek onlara ve 18 ay boyunca Polonya'da yaşama olanağı sunulacak ki bu uzatılabilecek, yasal olarak burada kalabilecekler ve bu durum uzatılabilecek. Bu da aslında oldukça önemli bir karardı ama çok büyük bir akın var, bunu söyleyelim. Bu akını yönetmek kolay değil. Şu ana kadar aslında iyi bir şekilde yönetilmeye çalışıldığını sizlere söyleyebiliriz ve bu anlamda son olarak şu gözlemimizi de aktaralım. Özellikle sınırda toplama alanlarında, sınır geçişlerinde büyük kavgalar, büyük tartışmalara biz şahitlik etmedik, duymadık da. Bu anlamda bu kadar büyük bir insan kalabalığının olduğu noktada böylesine bir kavganın, bir münakaşanın olmaması da önemli. Zira gelen insanlar birbirinin durumundan çok iyi anlıyor, birbirlerine yardımcı oluyor, birbirlerine oldukça anlayışlı davranıyor. Çünkü bu insanların tamamı evlerini terk etmek zorunda kalmış, hayatlarını geride bırakmak zorunda kalmış insanlar ve biz de o insanların yaşadığı bu insanlık dramını yerinden, sıfır noktasından takibimizi TRT ekibi olarak sürdürüyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.